eskiden her sanatçı gündemde olurdu. Ben bir tane sanatçının gündemde olduğunu görmüyorum. Evet. Hiçbir yerde ne adı sanı duyuluyor ne bir şey. Sanki böyle Suudi Arabistan gibi olduk ya. Bir şey oldu yani. Bunun düzeltilmesi lazım. Her yerde sanatçıların ismi duyulması lazım. Bir tane sanatçı çıkıp neşe içinde bir parça okuyamıyor ya. Millet içine kapandı. Bir garip bir şey oldu. Bu felaketi hükümet görüyor mu bilmiyorum. Yani bu kadar neşesizlik, yani bütün milletin içinde bir korku gibi bir his var benim gördüğüm. Herkes evine çekildi. Sessiz sedasız. Senelerden beri ne olacak, ne bitecek onu izliyor. Bu hoş bir durum değil. Hükümet tutucu bir hükümet değil. Dışa dönük bir politika izlesin. Sanatçıları kucaklasın. Neşeli böyle hayat dolu bir Türkiye'yi hedeflesin. Kaliteyi, güzelliği, estetiği esas alan bir politika izlenmesi lazım. Bununla ilgili bakanlık kurulsun dedim. Hiç, yani kim bilir kaç sene sonra sözümünü yapacaklar. Sanatçıların her şeyine karışıklığı, kıyafetlerini özellikle çok dekolteye çok fazla eleştiriyorlar. Bayanları özellikle. Mesela göğüs dekoltesi, kimsenin aklının ucundan geçmezdi evet. Eskiden ya eleştirmek. Evet. Şu an bir sanatçı herhangi bir şekilde bir dekolte giydiğinde yer gök birbirine karışıyor. Bu bir gariplik ve acayiplik. Ama eğer mesela bak diğer sahil kentlerinde herkes külotla sürüyenler hanımlar denize giriyor. Buna hiçbir şey demiyorlar. Çünkü kendileri de giriyor. Evet. Kendi hanımları da öyle sürüyenler külotla denize giriyorlar birçoğunu. Ama ne hikmetse bu konularda bir ortak bir bakış açısı geliştirdiler. O hanımlar da tabii tek başına buna direnemiyorlar. Mağlup oluyorlar. Ses çıkıyor. Bir daha da çıkmıyor. Hiç konuşmuyor. Bakın bütün sanatçılar ortalıktan çekildi. Bunun ürkütücülüğünü hükümet görmesi lazım. Bu normal bir şey değil. Bu yakışıksız bir görünüm. Mısır'da falan olur bu ya. Yani Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan pek bir farkımız kalmadı. Pek hoş bir görünüm değil bu. Bunun düzeltilmesi lazım.